Merhaba sevgili çocuklar, matematik kampımızın 71. dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz standart olmayan uzunluk ölçme araçları ile çevre uzunluğu ölçme. İlk olarak standart kelimesini hatırlayalım çocuklar. Standart herkese göre aynı demekti. Standart olmayan ise herkese göre aynı olmayan uzunluk ölçme araçları ile nedir bunlar? Şöyle bir duralım. Bunlar parmak, karış, kulaç olabileceği gibi ayak ya da adım da olabilirdi. Tabii ki bunlar kollarımız ve ayaklarımızla ölçebildiğimiz ölçüm araçlarıydı. Bunun yanında çevremizdeki birçok araçla da ölçüm yapabiliriz. Mesela tel, kalem, silgi, kitap. Bunları kullanarak da ölçüm yapabiliriz. Şu örneğimize bir göz atalım. Bakın şöyle yeşil bir şekil verilmiş. Bunun çevresini ölçmemiz isteniyor. Burada ölçüm olarak kullandığı araç karıştır çocuklar. Kaç tane karışta bu şeklin çevresi ölçülmüş? 1, 2, 3, 4, 5. Uzun kenarı 5. Yine karşısı da 5 olacaktı. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Toplam 14 karışla bu şeklin çevresi ölçülmüştür çocuklar. Bakın verilen nesneleri standart olmayan uzunluklarla ölçüyoruz. Burada parmağı kullanmış, burada ise kulaçı kullanmıştır. Bu kitabın çevresini kaç parmakta ölçmüştür? Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, bu dikdörtgen olduğu için karşıyı tek tek saymıyorum. Orası da 10. 1, 2, 3, 4, 5. Kısa kenarı 5 parmakla ölçülmüş. Dolayısıyla karşısı da 5 parmakla ölçülür ama bu her zaman eşit olmayabilir. Burada dikdörtgen şeklinde olduğunu gördüğümüz için tek tek saymadık. Çevresini sorduğu için 10, 20, 25, 30. Kitabın çevresi 30 parmaktır diye ifade edebiliriz. Kulaçla ölçecek olursak, bakın yazı tahtasının kısa kenarı 1 kulaç, uzun kenarı ise 1, 2, 3 kulaç. Ama çevresini soruyor. Karşısı da 3 kulaçtır. 1'in karşısı da 1 kulaçtır çocuklar. Dikdörtgen şeklindeki bu nesnenin çevresini nasıl ölçüyorduk? Bir tane uzun kenar, bir tane kısa kenar toplanır. Ve bulduğumuz bu sonuç 2 ile çarpılırdı. Çünkü 2 tane vardı. 3, 1 daha 4. 4'ü 2 ile çarparsak 8 kulaçtır deriz çocuklar. Bakın halının çevresi ayakla ölçülmüş. Yine burada mini bir futbol sahası var. Bunun çevresi de adımla ölçülmüş. Gördüğünüz gibi bu ölçüm araçları standart olmayan ölçüm araçlarıdır çocuklar. Hemen ayağı hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uzun kenarı 8 ayak uzunluğundadır. Hemen kısa kenarı da hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kısa kenarda 6 ayak uzunluğundadır. Çevresini sorduğu için bir uzun kenar ile bir kısa kenarı topluyorum ve bulduğum bu sonucu 2 ile çarpıyorum. Bu neyin hesaplamasıydı? Dikdörtgenin çevresini hesaplarken bir uzun bir kısa kenara topluyoruz. Bu bulduğumuz sonucu da 2 ile çarpıyoruz. 8, 6 daha 14. 2 ile çarparsak 28 eder. Demek ki halının çevresi 28 ayaktır deriz. Şimdi ise mini futbol sahasının çevre uzunluğunu hesaplayacağız. Burada dikkat edin çocuklar. Ayakları görüyoruz ama iki ayak arası bir adımdır çocuklar. Dolayısıyla biz iki ayağı bir olarak hesaplıyoruz. Yani bu bir adımdır. Evet, buraya da bakıyorum. Bir adım, bir, iki, üç adım. Uzun kenarı üç adım. Şöyle ikisini bir yapıyorum. Şuradaki ikisini de bir yapıyorum. Bir, iki. Kısa kenarı ise iki adımdır. Hemen dikdörtgen şeklindeki bu şeklin üçün karşısına üç, ikinin karşısına da iki adımdır diye yazıyorum. Çevresini şimdi hesaplıyorum. Bir uzun kenar ile bir kısa kenarı topluyorum. Şimdi bunu 2 ile çarpıyorum. 3, 2 daha 5. 5'i 2 ile çarparsam 10. Demek ki mini futbol sahasının çevre uzunluğu 10 adımdır çocuklar. Parmak, karış ve kulaç ya da adım, ayak ifadelerinin dışında da çevre uzunluğunu ölçerken çeşitli nesneler kullanabiliriz demiştik. Bakın ataç.
ya da buraya bakın kalem. Ataçla ya da kalemle bu şekillerin çevresi ölçülebilir. Bunlar hep standart olmayan ölçüm araçlarıydı. Hemen hesaplayalım bu şeklin çevresini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uzun kenarı 7 ataç, karşısı da 7 ataç. Kısa kenarı 1, 2, 3 ataç boyunda, karşısı da 3 ataçtır. Bu şeklin çevresini hesaplamak istediğimizde 7 artı 3, yani uzun kenarla kısa kenarı topluyorum ve bunu 2 ile çarpıyorum. 7 artı 3, 10, 2 ile çarpıyorum, 20. Diyorum ki bu şeklin çevre uzunluğu 20 ataç boyundadır çocuklar. Buraya bakalım, bu şeklin çevresini hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5 kalem uzunluğunda uzun kenarı, karşısı da 5 kalem uzunluğundadır. Kısa kenara baktığımızda 2 kalem uzunluğunda, karşısı da 2 kalem uzunluğundadır. Hemen çevresini hesaplayalım. 5 uzun kenar, 2 kısa kenarda bunları topladım ve şimdi 2 ile çarpıyorum. 5, 2 daha 7, 7 ile 2'yi çarpıyorum, 14. Bu şeklin uzunluğu 14 kalem boyundadır deriz çocuklar. Yine burada ayakla ölçüm kullanılmış. Hemen ölçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kısa kenarı ise 1, 2, 3, 4. Evet, uzun kenarı 10, kısa kenarı 4 ise 10. 4 daha 14. Şimdi bunu 2 ile çarpıyorum. Bu şeklin çevre uzunluğu 28 ayak boyundadır deriz. Bu şekle baktığımızda ise parmaklarla ölçümü yapılmış. Hemen hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 parmak uzun kenarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parmak da kısa kenarıdır. Hemen ikisini topluyorum. 16, 7 daha 23 yapar. Bunu şimdi 2 ile çarpıyorum. 46 parmak boyundadır deriz bu şekle. Bu da son etkinliğimiz olsun çocuklar. Bu şeklin çevresi ise silgiyle ölçülmüş. Bunlar standart olmayan ölçüm araçlarıydı. Silgileri hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uzun kenarı 7, 1, 2, 3, 4. Kısa kenarı 4. 7, 4 daha 11. Şimdi bunu 2 ile çarpıyorum, 22. Demek ki bu şeklin çevre uzunluğu 22 silgi boyundadır deriz. Bu da son etkinliğimiz. Şeklin çevre uzunluğunu karışla ölçmüş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uzun kenarı hesapladım. Şimdi kısa kenarı hesaplıyorum. 1, 2, 3, 4. Kısa kenarı da 4 karış uzunluğunda. İkisini topluyorum, 12. 2 ile çarpıyorum çünkü 2 tane vardır çocuklar burada. 2 tane 12, 24. Bu şeklin çevre uzunluğu 24 karış boyundadır deriz. Evet çocuklar, bu dersimizde sizlerle standart olmayan uzunluk ölçme araçları ile verilen şekillerin çevre uzunluğunu ölçmeyi öğrendik. Tabii ki standart olmaması, yani herkese göre farklı olması anlamına gelen bu ifade çeşitli araçlarla ölçülebilir. Mesela bir karış, benim karışımla bir çocuğun karışı farklı uzunlukta olabilir. Bu yüzden zaten standart olmayan diye ifade ediliyor. Çeşitli standart olmayan ölçüm araçlarını görmüştük. Bunları hatırlayalım hemen. Parmak, karış, kulaç, ayak ya da adım olabileceği gibi çeşitli materyallerle de ölçüm yapabilirdik. Bu kalem, tel, kitap, silgi olabilirdi. Sizlerin de herhangi bir nesnenin çevresini standart olmayan ölçüm araçlarıyla ölçmenizi isterim. Böylece bu konuyu daha da pekiştirmiş olacaksınızdır çocuklar. Evet, bu dersimizde kullandığımız materyaller için de hemen Arı Yayınları ailesine teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum çocuklar. Sevgiyle kalın.